Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bizler bir önceki Manzumetul Beykuniye temel hadis usulü dersimizde bu Muan'an hadis beytinde kalmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde buradan itibaren okuyacağız. Diyor ki Muan'anuke an Sa'idin an Kerem ve mubhemun ma fihi ravin lem yusem. Muan'an hadis ke an Sa'idin an Kerem. Kerem'den, Said'den gibi işte bu şekilde bunun gibi rivayet edilen hadislere muanen hadis diyoruz. Yani kardeşler, eğer rivayet lafızlarında, yani o her biri rivayet ederken an harfi ceriyle rivayet etmişse, işte burada olduğu gibi an Said'in an Kerem'in örneğinde olduğu gibi, işte biz bu hadise muanen hadis ismini veriyoruz. Buna bu şekilde söylüyoruz hadis usulü ilmi ıstılahında. Ve mübhem hadis ise ma o şeydir ki, yani o hadistir ki fihi onda ravin, bir ravi lem yusem isimlendirilmemiş. Yani hadisin isnadında bulunan ravilerden, o ricallerden herhangi bir tanesinin ismi isimlendirilmezse, söylenmezse, yani bir veya birden fazla da olabilir, bu hadise mübhem hadis ismi veriyoruz. Peki genelde ne şekilde isimlendirmiyorlar? Mesela o kişinin ismini söylemek yerine İşte felankes kimseden diyor. İşte felankes kimse bana anlattı diyor. Ondan nakille. İşte veya felankes adam diyor. Felankes genç diyor. Böyle bu türlü mübhem lafızlarla, isim belli olmayan lafızlarla rivayet edilen bu tür hadislere mübhem hadis ismini veriyoruz. Ve kullu ma qallat ricaluhu ala ve dedduhu zâkellezî kad nezele. Ve kullu her ma o şey ki, yani ve kullu ma o her hadis ki gallet az oldu. Ricalhu ricalleri. Yani o isnadındaki ravi sayısı, rical sayısı az olursa ala hadis ismini veriyoruz. Ve kullu ma ve kullu her ma o hadis ki gallet az oldu. Ricalhu ricalleri, ravilere ala. İşte bu hadise ala hadis ismini veriyoruz. Ve dıdduhu, bunun tam zıttı, yani tam tersi, yani o isnadında bulunan ravi rical sayısı fazlaysa, çoksa, zeke bu ellezî, o ki, yani o hadis ki kad nezele, nezel ismini veriyoruz. Yani mesela şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim elimizde iki tane hadis var ve bunun iki farklı isnadı var. Mesela birinci hadis 5 ravi ile müntehaya ulaşıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmişse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veya ashabtan nakledilmişse ashaba. Yani 5 tane ravi ile 5 ricalle, isnatta bulunan 5 ricalle direkt olarak diyelim Resulullah'a ulaşıyor. İkinci hadis ise, elimizde bulunan ikinci hadise 10 ricalle, yani 10 ravi ile Resulullah'a ulaşıyor. İşte bu daha az olana ala hadis diyoruz. Bu daha fazla ricalle, daha fazla kişiyle ulaşana ise nezel hadis ismini veriyoruz. وَمَا أَدَفْتَهُ اِلَى الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَهُوَ مَوْقُوفٌ زُكِمْ. Biz aslında bu beyti daha önceki dersimizde okumuştuk. Hangi derste okumuştuk? Bizler merfu hadis, maktu hadis, bu örnekleri, yani daha doğrusu bu hadislerin tanımını yapınca, bu da onunla bağlantılı olduğu için bu beyti aslında orada okumuştuk. Tekrardan okuyalım. Bizler kardeşler merfu hadisin direkt Resulullah'a dayanan hadis olduğunu söylemiştik. Maktu hadis ise tabiine dayanan hadislerdi. Ve ma o hadis ki edeftehu, sen idafe etmişsin, yani dayandırmışsın, ilel ashabi, ashaba dayandırmışsın. Yani ashaba dayandırılan hadis min kavlin ve fi'lin. Yani sözlerinden veya fiilinden. İster sözünden olsun, ister fiilinden. Ashaba dayandırmış olduğun hadis ve huve o mevkufun zukin. Mevkuf olarak bilinir. Mevkuf hadistir. Yani merfu Resulullah'a dayandırılmış, mevkuf ashaba, maktu ise tabiine dayandırılmış olan hadislerdir. Bunu da tekrardan okumuş olduk. Ve mürsel hadis hangisidir? Ve mürsel hadis minhu onda es-sahabiyyu, bir sahabe sakat düşmüştür. Yani ondan bir sahabenin düşmüş olduğu hadistir mürsel hadis. Diyelim işte tabiinden herhangi bir alim, mesela Resulullah'tan hadis nakletmesi durumunda
o yani tabiinden olan bir alim direkt olarak Resulullah'tan hadis nakledemez. Zira arada ashab var. Çünkü Resulullah görmemiş tabiin alimleri. Bu yüzden orada bir sahabeyi zikretmesi gerekiyor. Fakat diyelim ki herhangi bir tabiin alimi direkt olarak Resulullah'tan hadis naklederse, yani sakat, burada sahabi sakıt ederse, sahabi sakıt ederse, düşürürse, bu durumda bu hadise mürsel hadis diyoruz. Ve kul sen de ki garibun, yani garip hadis hangisidir? Ma o şey ki, yani o hadis ki rivayet etti, ravin bir ravi fakat. Yani sadece bir ravinin rivayet etmiş olduğu hadise garip hadis ismini veriyoruz. Kardeşler bu beyit de, bunu aslında önceki derste de değinmiştim, aslında şurayla bağlantılı. Biz eğer işte isnadın herhangi bir yerinden bir şeyhten, bir hocadan 2 veya 3 ravi rivayet etmişse bu hadis azizdir diyorduk. Yani bu hadisin ismi aziz hadis. 3'ten daha fazlası bir grup, bir cemaat bir şeyhten diyelim rivayet etmişse bu hadise meşhur hadis diyorduk. Garip hadis ise sadece bir ravinin rivayet ettiği hadistir. İsnadın herhangi bir yerinden bir şeyhten bir ravi rivayet etmişse bu hadise de garip hadis diyoruz. Ve kullu ma lem yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul evsali. Ve kullu her ma o şey ki, yani ve kullu ma o hadis ki, her hadis ki lem yattasil, muttasıl olmadı. Yani bitişik olmadı bir hali, herhangi bir halle isnadı. Yani isnadı bitişik olmadı. İsnadında kopukluk var. İşte bu isnadında herhangi bir halle ittisal olmayan, bitişiklik olmayan hadislere munkati hadis diyoruz. Munkatiul evsali, yani visalleri ulaştıranları munkatiye, kesilmiş olan hadis ismini veriyoruz. Tekrar söylüyorum. Diyelim bir hadisin isnadında kopukluk olursa, yani bitişiklik olmazsa, bir kopma söz konusuysa, buna biz munkatiul evsal, yani visalleri ulaştıranları, o hadisi ulaştıran kimselerin kopuk olduğunu, hadisin isnadında kopukluk olduğunu söylüyoruz ve bu tür hadislere de munkati hadis ismini veriyoruz. Şuradan tekrar okuyorum. Ve kullu her ma o hadis ki lem yattasın, ittisal olmadı, yani bitişiklik olmadı bir hali, herhangi bir halle isnadı herhangi bir halle bitişik olmadı. Buna munkati hadis ismi verir. Yani munkatiul evsali, visalleri ulaştıranları, Resulullah'a kadar o ulaştıran o ravileri munkati olan, kopuk olan hadis ismini veriyoruz. Vel mu'delu s-sâkitu minhu ithnâni ve mâ etâ mudellesen nev'ani. Vel mu'del hadis s-sâkitu minhu, ondan bir kimsenin düşürmesidir o hadisten. İthnâni, iki kişi. Diyelim mesela bir kimse hadis rivayeti yapacağı sırada hadisin isnadından iki kişiyi düşürürse bu hadise model hadis diyoruz. Model hadis ismini veriyoruz. Diyelim işte bir kimse işte Ahmet isminde bir hocası var. Ahmet'in hocası da Mehmet olsun. Mehmet'in hocası da Ali olsun. İşte o kişi, o Ahmet, yani kendi hocasını, bir de hocasını ortadan atıp da direkt o üçüncü kişiye, mesela Ali'ye bağlanırsa, bu durumda dikkat edin, İki kişiyi isnattan sakıt etmiş, düşürmüş oluyor. İşte bu hadise model hadis ismini veriyoruz. Bir de vama o şey ki, o hadis ki ete gelecek müdellesen, yani müdelles olarak gelen hadiste nevani iki çeşittir. Müdelles olarak gelen hadiste iki çeşittir. Yani müdelles hadisin iki nevinin, iki çeşidinin olduğunu söylüyor. El evvelu, birincisi. İskatü lişeyhi. Yani bir kimsenin kendi şeyhini düşürmesidir. Ve en yenkul, bir de nakletmesidir. Mimmen, o kimseden ki fevkahu, onun üstündedir. Yani onun üstünde olan kimselerden nakletmesidir. Bi en ve en. Yani an veya en lafızlarıyla. Yani bu arada şuradaki bu son ibare kafiyenin uyması için ek olarak eklenmiş. Yani an veya en lafızlarıyla. Herhangi bir lafızla.
O kimsenin kendi şeyhinin üstündeki yani hocasının hocasından hadisi nakletmesidir. Bu birinci çeşit müdelles hadistir. Yani mesela bunu örnekle verirsem daha iyi olacak. Diyelim ki İmam Bukhari'nin hocası Ahmet bin Hanbel olsun. Yani diyelim İmam Bukhari Ahmet bin Hanbel'den bir hadis aldı. Ahmet bin Hanbel de İmam-ı Şafii'den aldı. İmam Bukhari eğer hadis nakli yaparken Ahmet bin Hanbel'i düşürürse, yani onu hiç söylemez, direkt olarak onun üstünde olan yani Ahmet bin Hanbel'in hocası İmam Şafii'dir. İmam-ı Şafii'den naklederse, bakın Ahmet bin Hanbel'i düşürürse buna müdelles hadis diyoruz. Ve bu da müdellesin bir çeşididir. Birinci çeşit bu şekilde. Burada söyledik ki müdelles hadis iki çeşit olarak gelmiştir. El evvelü birincisi iskatun li şeyhi. Kişinin kendi hocasını şeyhine düşürmesidir. Ve en yenkul ve nakletmesi mimmen. O kimseden ki fevka ondan üsttür. Ondan yukarıdır. Bir en ve en. An ve en lafızlarıyla nakletmesidir. İşte buna müdelles hadis diyoruz. Bu müdelles hadisin bir çeşidi. Ve fani ikincisi ise la yusqitu lakin yasif evsafehu bima bihi la yen'arif. Ve fani yani müdelles hadisin ikinci çeşidi ise la yusqituhu onu düşürmüyor. Yani kendi şeyhini, kendi hocasını düşürmüyor. Lakin fakat yasif vasıflandırıyor. Evsafehu onun vasıfları bima o şeyle ki bihi onunla la yen'arif tanınmıyor. Yani tanınmıyor olduğu bir takım vasıflarla onu hocasını vasıflandırıyor. Yani hocasını düşürmüyor ama onun tanınmadığı bir vasıfla vasıflandırıyor. Yani mesela az önceki örnek üzerinden gidecek olursak daha iyi anlamanız için. Diyelim İmam Bukhari işte Ahmet bin Hanbel'den hadis aldı. Ahmet bin Hanbel de İmam Şafii'den aldı. Müdelles hadisin birinci nev'inde mesela İmam Bukhari'nin direkt Ahmet bin Hanbel'i düşürüp İmam Şafii'ye bağlanmasını söylemiştik. Bu bir müdelles hadisin birinci çeşidiydi. İkinci çeşidi ise hocasını düşürmüyor. Ama onu öyle bir vasıfla sıfatlandırıyor ki o hoca o vasıfla tanınmıyor. La yani Arif tanınmıyor. Yani mesela diyelim Ahmet bin Hanbel, Ahmet bin Hanbel ismiyle çok fazla yani o isimle çok fazla ön plana çıkmıştır. Ama mesela İmamül Bağdat diyor. Mesela İmamül Bağdat Bağdat'ın imamı manasında. Ahmet bin Hanbel tamam sıkıntı yok. Bağdat'ın büyük imamlarındandır. Fakat Bağdat'ın tek büyük imamı Ahmet bin Hanbel değildi. Onun haricinde diğer imamlar da bulunuyordu. Veya mesela Ahmet bin Hanbel'e diyor ki Ebu Salih diyor. Onun künyesiyle söylüyor. Diyelim ki Ebu Salih ismiyle Ahmet bin Hanbel çok fazla tanınmıyor. İşte yani kısacası bir kimsenin bu müdelles hadisin ikinci nev'inde bir kimsenin kendi hocasını düşürmemesi ve öyle bir vasıfla vasıflandırması ki o vasıfla kimse o hocayı tanımıyor. Buradan tekrar alırsak dedik ki müdelles hadis iki çeşittir. Birincisi bir kimse tamamıyla kendi hocasını isnattan düşürüyor. Hiç hocasını zikretmiyor. Yani hocasının hocasından sanki hadisi almış gibi naklediyor. İkinci çeşit müdelles hadis ise hocasını düşürmüyor. Lakin yesif evsafu bima bihi la yenarif. Lakin onu yani o hocasını vasıflandırıyor. Yani öyle bir vasıflarla ki o vasıflarla o hocası la yenarif tanınmıyor. Tanınmayacağı bir vasıfla vasıflandırıyor. Bu tür hadise de müdelles hadis ismini veriyoruz. Kardeşler böylelikle bu beyte kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.